İstanbul benim en büyük aşkım diyen Sayın Cumhurbaşkanımızı hürmetle selamlıyorum. Mübarek Ramazan ayının milletimize, İslam alemine, bütün insanlığa hayırlar getirmesini Mevlam'dan niyaz ediyorum. Yalnız bizim değil, milletimizin gözünde de İstanbul çok ayrı bir yere sahiptir. Dün surlarının önünde Ebu Eyyub el-Ensari'nin bıraktığı emaneti bugün şerefiyle taşıyan şehirdir İstanbul. Bu yıl İstanbul'un fethinin 564. yıl dönümünü idrak ediyoruz. İstanbul'un fethi insanlık tarihi için bir dönümdür. Fetihle birlikte dünyada güç dengeleri değişmiş ve Türk milleti tarihin öncü milletler arasına girmiştir. Bu fethi elbette ki asırlardır bizlere pek çok mesajlar verdi. Bu fethi inancın, azmin, cesaretin ve bilginin eseridir. İstanbul için fethedilmez deniliyordu. Bu deniz aşılmaz, bu surlar yıkılmaz deniliyordu. 1453 senesinde sadece mekan değil, aynı zamanda zaman da fethedildi. Sadece bir çağ kapatılıp diğer çağ açıldı demek bu mümtaz fethi için çok yetersiz kalır. Çöküşün, karanlığın, çürümenin çağı bitmiş, medeniyetin ihya ve inşanın, insanlığın ve aydınlığın çağı açılmıştır. İstanbul'un fethiyle insanların gönüllerine atılan saygı ve muhabbet tohumları yeniden filizlenmiştir. Dünya döndükçe, güneş doğdukça bu kardeşlik iklimi daima var olacaktır. İstanbul'un fethi bu topraklarda yaşayan herkes için büyük anlam ifade ediyor. Osmanlı'dan bugüne kadar ticaretin, ekonominin, kalkınmanın en önemli mihenk taşı fethi olmuştur. Fethin gerçekleşmesiyle birlikte dünya ticaretinin anahtarı olan tarihi İpek Yolu güzergahının kontrolü de Ege Denizi'nde ve Akdeniz'de egemenlik, ticaret üstünlüğü de tartışmasız bir şekilde bize geçmiştir. Tabii Avrupa'ya da bir katkımız olduğu aşikardır. Tarihi İpek Yolu'nu kaybeden Batı, dünya coğrafyasında başka yolların arayışına, keşfine yönelmiştir. Şimdi biz de atalarımızın izinde gidiyor, tarihi İpek Yolu'nu Demir İpek Yolu'na çeviriyoruz. Atamız Fatih nasıl gemileri karadan denize indirdiyse, onun torunları Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları da trenleri ve arabaları denizin altından geçerek iki kıtayı birleştirdi. Marmaray projesi, Avrasya projesi, Bakü, Tiflis, Kars projesi bu tarihi İpek Yolu'nun Asya'dan Avrupa'ya uzanan en önemli halkalarıdır. Yeni bir çağın habercisi olan bu şehir hep kutlu başlangıçları müjdelemiştir. Sayın Cumhurbaşkanım, 15 Temmuz gecesi İstanbul yine bir başlangıç yazmış, başlangıçça sahne olmuştur. Toplumun her kesiminden vatandaşlarımız zatenizin çağrısına kulak vererek bu topraklarda bugüne kadar görülmemiş bir devlet millet dayanışmasını gerçekleştirmiştir. Millet o gece tarihine sahip çıkmış, böylece devletimiz büyük bir badireden güçlenerek
tekrar hayata geçmiştir. Değerli misafirler, Ramazan ayı bir fetih ihtiva eder. Bu fetih, zaferlerin en kıymetlisi olan gönüllerin fethidir. Bu anlayışla kutlu ecdat 6 asır boyunca dünyayı adalet, barış ve huzurla yönetmiştir. Bugün bu uzlaşı, birlik beraberlik yaklaşımına ülkemizin, bölgemizin ve dünyanın dünden daha çok ihtiyacı vardır. Bundan dolayı idrak etmeye başladığımız bu mübarek günlerin toplumsal dayanışmamızı güçlendirmesini Mevlam'dan niyaz ediyorum. Türkiye, onlarca etnik kökenin, farklı inanışın, değişik yaşam tarzlarının tarih boyunca birlikte olduğu bir huzur coğrafyasıdır. Ülkemizin damarlarında dolaşan hoşgörü ve saygının daha güçlü soluklarla geleceğe taşınması bizim en büyük duamızdır, dileğimizdir. Ramazan-ı Şerif ise sınırları aşan bir kardeşlik ve hemhal olma vesilesidir. Bizler yaşattığımız bu gerçeği sınırlarımızın ötesine taşımaya devam edeceğiz. Günümüzde dünyanın birçok bölgesinde yoksul, muhtaç, yalnız ve dertli insanların sayısı her geçen gün artıyor. Dünyanın görmezden geldiği acılara, dertlere Türkiye olarak derman olmaya devam edeceğiz. Çünkü milletimiz tarih boyunca darda kalan, zorda kalanın imdadına yetişmiştir. Türkiye, garibin, mazlumun her zaman umudu olmuştur. Somali'deki, Filistin'deki, Halep'teki mazlumların umududur. Bosna'daki, Bakü'deki, İslamabad'daki kardeşlerinin sesidir. Batı'nın sırt döndüğü Suriye'nin, o günahsız insanların koruyucusudur. İnsanlığın son vicdan ve merhamet kalesidir. Bugüne kadar hep böyle olmuş, bundan sonra da böyle olmaya devam edecektir. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli misafirler, dün Osmanlı Devleti'nin topraklarında dostça yaşayan bütün unsurlar, bugün de Türkiye Cumhuriyeti'nde aynı huzur içinde yaşamaktadır. Hedefinde bu iklimi bozmak isteyenler, tarihin her döneminde olduğu gibi yine sükutu hayale uğrayacaktır. Bizler emanet aldığımız bu mirası, kardeşlik hukukunun gereğini her daim yerine getireceğiz. Türkiye için yapamazsınız dedikleri ne varsa yapmaya devam edeceğiz. Dün yapılamaz denen bütün atılım ve hamlelerini bugün bir bir hayata geçirdik, geçirmeye devam edeceğiz. Yeni otoyollar, havalimanları, raylı sistemler, şehir hastaneleri, üniversiteler ve hızlı trenlerle Türkiye'yi tanıştırdık. Bu hizmetler artarak önümüzdeki dönemde de devam edecek. Ülkemiz tüm bu hizmetlerin yanı sıra her alanda köklü değişime ve reforma da medeniyet yolundaki iddiasına da kesintisiz devam edecek. Geleneğimizden gelen şiarımız ise hiç değişmemizin bütün ihracatlarımıza örnek olacak. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın ilkesini daima şiar edinmeye devam edeceğiz. Bu vesile, bu şiarın temsilcilerinden Fatih Sultan Mehmet Han'ı rahmetle anıyorum. Mekanı cennet olsun. Onu yetiştiren İstanbul'un manevi fatihleri, Akşemseddin Hazretleri, Molla Güranileri rahmetle yad ediyorum. Dün olduğu bugün gibi bugün de bu toprakları bize vatan olarak emanet eden asil şehitlerimizi rahmetle,
şükranla anıyorum. 15 Temmuz'da İstanbul başta olmak üzere ülkemizi hain dervişlere teslim etmeyen şehitlerimizi ve gazilerimizi de şükranla yad ediyorum. Onları asla unutmayacağız. Aziz hatıralarını daima yad edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanım, dünya şehri İstanbul'u daha da ileriye götürmek için çok büyük eserlere liderliğinizle imza attık. Yedi tepeli İstanbul'a yedi dev eser kazandırdık. İstanbul-Ankara hızlı tren. İstanbul'a dünyanın en büyük havalimanı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Marmaray, Avrasya, Osman Gazi Köprüsü ve İstanbul-İzmir Otoyolu bunlar arasındaki en önemli projelerdir. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli konuklar, bundan sonra da inşallah hem ülkemizde hem İstanbul'un yeni yeni eserlerle buluşması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Yeter ki kardeşliğimiz, birliğimiz, beraberliğimiz halel görmesin, ülkemizin kardeşliğine, birliğine, beraberliğine kastedenlere hiçbir eleman göstermeyeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle idrak etmekte olduğumuz mübarek Ramazan-ı Şerifinizi bir kez daha tebrik ediyorum. Ramazan'ın birliğimize, kardeşliğimize, beraberliğimizin daha da güçlenmesine vesile olmasını diliyor. Bütün İstanbul sevdalılarını bu İstanbul buluşmasında, fethin yıl dönümünde bizleri bir araya getiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve İstanbul Valimize bu güzel organizasyondan dolayı teşekkür ediyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Sağ olun, var olun.